Ardışık 13 tane tek sayı küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki sayı 9 oluyor. Buna göre bu sayıların toplamı kaçtır? Bu soru arkadaşlar bizden aslında şu formülü bilmemizi istiyor. Ee, son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı bize ne veriyordu? Toplamı veriyordu ardışık sayılarda. Dolayısıyla son terim artı ilk terim bölü 2 demek aslında toplamın yarısı yani aritmetik ortalama yani ortanca terim demek değil midir? Dolayısıyla 13 tane sayının son terimi artı ilk terimi bölü 2 açısında ortanca terim olan 9'a eşitmiş. Böylece st artı it ne geldi? 18. Benden o zaman ne istiyor? Sayıların toplamını işte sadece yerine yazacağız. Yine aynı başa döneceğim yani. st artı it bölü 2 9. Terim sayısı zaten 13. 9 çarpı 13'ten 117 arkadaşlar. Tabii ki formülleri bilmemiz gerekiyor. Bu da böyle güzel bir soru olmuş oldu. Cevap B şıkkı geldi. Yukarıda 9 daireden oluşan bir apartmanın ardışık sayma sayılarıyla numaralandırılmış posta kutuları gösterilmiştir. Aşağıda ise 5 daireden oluşan bir apartmanın ardışık tek sayma sayılarıyla numaralandırılmış posta kutuları gösterilmiştir. Her iki apartmanın posta kutuları üzerindeki numaraların toplamı birbirine eşit olduğuna göre en sağda bulunan mavi posta kutusunun numarası kaçtır? 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı ne arkadaşlar? 9 çarpı 10 bölü 2 yani 45. Şimdi 45 eşittir. Burada da a, a artı 2, a artı 4, a artı 6 ve a artı 8 diyebiliriz. Çok fazla sayı olmadığı için tek tek yazabiliriz böylece. Dolayısıyla 5a, 2'den 8'e kadar olan sayıların toplamı da gördüğünüz gibi 20 yaptı. Dolayısıyla 25 eşittir 5a'dan A buradan 5 geldi. Bizden en sağdakini istiyordu. Böylece arkadaşlar 5, 8 daha cevabımız 13 D şıkkı olmuş oldu. Oklar ve daireler kullanılarak oluşturulan aşağıdaki şekilde en altta bulunan daireler içerisinde soldan sağa doğru artan ardışık tek sayılar yazılıyor. Yan yana bulunan iki daire içerisindeki sayı toplanıp sonuç Oklar oklarıyla gösterilen üstlerinde bulunan daire içerisine yazılıyor. En üstte bulunan daire içerisindeki sayı 60 olduğuna göre, en altta ortada bulunan daire içerisindeki sayı kaçtır? Şimdi e, nereden başlıyoruz arkadaşlar yazmaya? Soldan sağa doğru. O zaman buraya A dersek, burası A artı 2, burası arkadaşlar A artı 4 olacak. Sonra ikisini toplarsak 2A artı 2, burası. Yine ikisini toplarsak 2A artı 6. Bunların da ikisini toplarsak ne geldi? 4A artı 8 eşittir 60. A buradan arkadaşlar 52'yi 4'e bölersek 13. Bizden en altta ortada bulunanı istiyor. Yani A artı 2 istiyor. Böylece cevabımız 15E şıkkı oldu. Ardışık tek doğal sayılarmış ABC. Ve bunların sıralaması da A büyüktür B büyüktür C şeklindeymiş. Demek ki arkadaşlar bunlar ikişer ikişer azalacak. Böylece A ders B'yi soruyor ya. Ben bu soruda şöyle yapmak istiyorum. B dursun. Bu B'den 2 eksik. Bu da B'den 2 fazla. Böylece mümkün olduğunca sorularda arkadaşlar tek bilinmeye de hedefleriz. A'dan başlasak olmaz mıydı hocam? Olurdu ama madem B'yi istiyor direkt oraya gireyim dedim ben. C eksi A'nın karesi. C eksi A'nın karesi tabii ki B artı 2'den B eksi 2'yi çıkarırsak bakın ne geliyor? 4 geliyor. B eksi 2'den B artı 2'yi çıkarırsak eksi 4 geliyor ama her türlü karesi nedir bunun? Eksi 4'ün karesi, 4'ün karesi fark etmez 16. B'den C'yi çıkarırsak aralarındaki fark tek sayı olduğu için 2. A ile C'yi toplarsak arkadaşlar bakın ne yaptı? 2B yaptı. Bunların hepsinin çarpımı 116 oldu. Bundan dolayı artık e, ne söyleyebiliriz? Arada artı varmış hemen şurayı düzelteyim pardon. Dolayısıyla 4B öbür tarafa atarsak 100 geldi. B de arkadaşlar buradan 25 oldu. Direkt bakın B'yi buldum. Hiç uğraşmak zorunda kalmadım. A'dan başlasak olmaz mıydı? Yo olurdu. Sadece ben direkt B'yi bulmak istedim bu soruda. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Birbirinden farklı N tane ardışık tam sayının toplamı 231'dir. Buna göre N en çok kaçtır? Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı. Eşitmiş arkadaşlar 231'e. Böyle formülde bir yerine yazalım. Son terim artı ilk terim eşit çarpı n eşittir arkadaşlar. 462 oldu. Şimdi burada dikkat. Son terim artı ilk terim tam sayı olmak şartıyla ve tabii ki cevabın pozitif çıkması lazım. Neden? N negatif olamaz. Dolayısıyla St artı It en az kaçtır? 1'dir. Böyle bir şey mümkün. Böylece terim sayısı arkadaşlar en fazla 462 oldu. Aslında formülü biliyor muyuz? Bilmiyor muyuz? Ve bunu yorumlayabiliyor muyuz? Bunu soran bir soru. Gayet de güzel. Cevabı da böyle kolayca bulduk. Dediğim gibi, sonuçta son terim artı ilk terim her şey olabilir. Negatif de olabilir. Ama çarpımları tabii ki pozitif olması gerektiği için mecburen en az 1 olsun dedik. Birden itibaren pozitif tam sayılar kendileri kadar tekrarlanarak 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 sayı dizisi elde ediliyor. Buna göre sol baştan 104. sayı kaçtır? Biraz tehlikeli bir soru arkadaşlar. Çünkü 104. sayı göreceksiniz birazdan tam böyle e, net e, çıkan bir cevap vermeyecek. Yani şıklardan gitsek de biraz sıkıntılı olur. Burada ben size düzgünce göstereyim. Çok büyük sayılar verdiği zaman önce bir küçükleri yorumlamaya çalışırım ben. Şimdi burada arkadaşlar 1, 2-2, 3-3, 4-4-4 olsaydı kaç tane sayı var burada dikkat eder misiniz? 10 tane sayı var. 10 tane sayıyı nasıl bulurum ben? 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı kadar. Çünkü 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı gerçekten 1 artı 2 artı 3 artı 4 haliyle kaça eşit arkadaşlar? 10. Bu yüzden bu soruda yapmamız gereken yorum ne biliyor musunuz? Siz n'inci sayıya kadar gittiğiniz zaman elde ettiğiniz sayı ne oluyor? n çarpı n artı 1 bölü 2 oluyor. Ancak burada kesinlikle sonuna kadar gitmeniz lazım o rakamın. Diyelim siz 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 burada durdunuz. Normalde kaç tane 5 olması lazım burada? 5 tane. Ama elinizde diyelim 4 tane var. O zaman ne olur? Siz 5 çarpı 6 bölü 2'den 15 bulmanız gerekirken 14. terimi bulmuş olursunuz. Buna dikkat. O yüzden şimdi bilmediğimiz bir n'nci sayıda n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir 104 hemen dersek şu olacak. Bir kere n çarpı n artı 1 buradan 208'e eşit olacak. E tam sayı olduğuna göre 208'in ardışık 2 sayının çarpımı şeklinde olması lazım. Ama 208 ardışık 2 sayının çarpımı şeklinde değil. Demek ki bu arkadaşlar kullanılması gerekenden biraz daha az kullanılmış ya da fazla kullanılmış. Fazla kullanılmamış az kullanılmış bence. Neden biliyor musunuz? 208'e en yakın ardışık iki sayının çarpımı şeklinde yazılan bir sayı var. O da 210. 210 arkadaşlar n çarpı n artı 1 yani 14 çarpı 15'e eşittir. Böylece buradan n 14 gelir. Demek ki arkadaşlar bu 14 numaralı sayıymış 104. sayı. Ama ne olmuş? Normalde 14'ten biz 14 tane kullanacakmışız ama kullanmamışız. 12 tane kullanmışız. Nereden onu anladım? 210 değil de 208 tane çıkmış. O yüzden sorunun bu kısmı biraz tehlikeli. Yorum yapmamız lazım. Yaklaşık değerini biraz böyle tahmin ettik. Sonra dedik ki acaba ardışık iki sayının çarpımı şeklinde buna en yakın ne vardır? Oradan anlayarak n'nin 14 olduğunu gördük. Birazcık gıcık bir soru ama gıcıklığı tabii sorunun kötü olmasından değil. Gerçekten güzel. E, TYT'de çıksa evet biraz eleyici soru olabilir arkadaşlar. Bu şekilde bir yorum katmış olmak istiyorum size. İnşallah anlamışsınızdır. 135.59 toplamında bazı artı işaretleri eksi işaretiyle değiştiriliyor ve sonuç 300 bulunuyor. Buna göre işareti artı olan sayıların toplamı kaçtır denmiş. Şimdi ben hep şu yorumu söylerim arkadaşlar. Çok büyük sayılar verildiği zaman ÖSYM size böyle bir yorum sorusu sorarsa kenarda ufak tefek böyle denemeler yapın. Oradan sonuç çıkarın. Sonuçta bazı soruları hemen böyle yorumlayamayabilirsiniz. Şimdi ben 59'a kadar olan sayılarda hemen nasıl yorum yapacağım bilemem. Şunu derim. Diyelim böyle arkadaşlar 5 tane sayı olsun tamam mı? Hepsinin normalde artısı olsun. Bunlardan 2 e, tanesini artıyla değiştireyim. Mesela 2 ve 4'ü eksiyle değiştireyim. 1 eksi 2 artı 3 eksi 4 artı 5 olsun. Normalde toplamımız kaç olacak? 15. Şimdi neye düştü? Dikkat lütfen. 1 3 daha 4 5 daha 9. 6 çıkarırsak neye düştü arkadaşlar? Buradan eee şey 3'e düştü pardon. Kaç azaldı? 12 azaldı. Dikkat. Tesadüf değil. Bu 2 ile 4'ün toplamı kaç arkadaşlar? 6. Kaç azaldı ama? 12. Gerçekten arkadaşlar siz bir sayının önüne eksi koyduğunuz zaman Toplam değeri ne olur? A değil, 2A kadar azalır. Neden biliyor musunuz? Normalde A kadar ekliyordunuz. Artık A kadar çıkarıyorsunuz. Hiçbir şey eklemeseniz zaten A kaybınız var. Bir de siz üzerine A çıkarıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar 2A kaybınız oluyor. Dolayısıyla bunu artık benim size öğrettiğim bu mantıkla biraz böyle formülize edebilirsiniz. A eklemek yerine A çıkarmak demek kaybınızın 2A olması demektir. Dolayısıyla burada şimdi normalde toplamımız 59 çarpı 60 bölü 2 olacak değil mi? Şey pardon bu birden 59'a kadar tek sayıymış. O zaman ne olacak? 59 artı 1 bölü 2 çarpı 59 eksi 1 bölü 2 artı 1. Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı yaptım. Buradan da arkadaşlar 60 bölü 2 30 Burası da yine 60 bölü 2'den 30 gelecek. 900'müş bu sayıların toplamı. Şimdi artık ona uyacağım. Diyeceğim ki e, burada eklenen sayılar kaç tane bilmiyorum. Onların toplamı A olsun. Ben bunlardan arkadaşlar eksi eklediğim zaman bunlara artık kaybım A değil eksi 2A olacak. Ve 900'den 2A çıkarınca cevap neymiş? 300. Demek ki buradan arkadaşlar önüne eksi koyduklarım kaçmış toplamları? 300. Ama soru benden işareti artı olanları istiyor. Haliyle işareti artı olanlarda arkadaşlar kaç olacak böylece? Onlara da B diyelim. 600. Çünkü toplamda normalde bu sayıların toplamı 900'dü. Cevap E şıkkı. Aşağıdaki şekil her bir satır kendisinden önceki satırdan bir fazla kareye sahip olacak biçimde oluşturulmuştur. Yukarıdan aşağıya doğru satırlara sırasıyla 1, 2, 1, 2 sayıları yazılmıştır. Birinci satır 1, üçüncü satır 3 tane 1 bakın. Beşinci satırda 5 tane 1 var. Yine ikinci satırda 2 tane 2 var. Dördüncü satırda 4 tane 2 var. Nokta nokta böyle gidiyor. Bu şekilde oluşturulan karelerdeki birlerin toplamı 121 olduğuna göre ikilerin bulunduğu satır sayısı kaçtır? Birlerin toplamını bulalım arkadaşlar. Birler nasıl olacak? 1, sonra 3, sonra 5, nokta nokta en son ne olacak arkadaşlar? N'inci satırda n tane 1 var. Yani toplamları n. Böylece son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı ikişer ikişer artıyorlar. 1, 3, 5, 7 diye. Artı 1. Bu arkadaşlar en genel geçer ee, n tane terimin toplanma formülü. Dolayısıyla ardışık olmak zorunda tabi bunlar. Bunların da 121 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla n artı 1 çarpı n artı 1. Buradan da 121 çarpı 4 geldi. n de arkadaşlar böylece ne oldu? Ee 11 çarpı 2'nin karesidir bu. Haliyle 11 çarpı 2 22 yapar. n de buradan demek ki 21'miş. Gördüğünüz gibi. Haliyle n 21 olduğuna göre 21. satır burası. 21 tane satırdan arkadaşlar kaç tane satırda tek var onu bulalım. 21 eksi 1 bölü 2 artı 1. Yani 10 bölü 2 artı 1'den şey 20 bölü 2 artı 10 artı 1'den 11 tane bir satır var. O zaman toplam 21 satır olduğu için bunların 10 tanesinde de arkadaşlar ikilerin bulunduğu satır vardır. Cevabımız E şıkkı oldu. Şöyle de göstereyim bakın. 21 satır vardı. 11 tanesinde tek sayı yani birler var. Geri kalan 10 tanesinde de ikiler olmuş oldu. İki bölmeli dikdörtgen ve çember ile oluşturulan bir şekilde kural şöyledir. Kutunun sol bölmesinde bulunan sayıdan küçük, sağ bölmesinde bulunan sayıdan büyük olan ve 6 ile tam bölünebilen doğal sayıların adedi çember içerisine yazılır. 133'ten küçük 6 ile tam bölünen sayı diyor. Yine 6'dan büyük 6 ile tam bölünen sayı diyor. Haliyle arkadaşlar 133'ten küçük 6 ile bölünen ilk sayı kaçtır? 132. 6'dan büyük olan 6'ya bölünen ilk sayı kaçtır? 12. 132 dahil 12 dahil kaç tane 6'ya bölünen sayı var? İşte bu kadar. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir. Dolayısıyla cevabımız 21 olmuş oldu arkadaşlar. Aşağıda verilen 8 evden bir kırmızı halat ile birbirine bağlı olan her iki eve komşu evler denir. Komşu evlerin kapı numaraları birbirinden farklı ardışık doğal sayılardır. Evlerin kapı numaraları birbirinden farklıdır ve en küçük kapı numarası turuncu çatılı eve aittir. Siyah çatılı evlerin kapı numaraları toplamı 20 olduğuna göre yeşil çatılı evlerin numaraları toplamı kaçtır? Şimdi tabii burada şöyle gidebilirsiniz. Çok fazla sayı yok. Buraya A de. Bunlar ardışık sayıydı arkadaşlar. A artı 1, A artı 2, A artı 3, A artı 4, A artı 5, A artı 6 ve A artı 7 olacak. Böylece A artı 7 olduğuna göre siyah ne oldu? Şurası A artı 6. Burası da arkadaşlar A artı 2. Bunların toplamı kaçmış? 20. Haliyle 2A buradan ne geldi? 12 geldi. A da 6 oldu. Bizden yeşil çatılı evleri istiyor. Yani A artı 3 ile A artı 1 istiyor. Toplamları 2 a artı 4 yerine yazarsak 12 artı 4'ten 16 olmuş oldu arkadaşlar. A şıkkı cevabımız. Kenar uzunluğu 30 metre olan kare biçimindeki bir deponun içine yarı çap uzunluğu 1 metre olan silindir biçimindeki kutular düz zeminleri üzerinde yan yana sıralanacaktır. Yani biz üstten bakıyoruz arkadaşlar buna ve tabii ki daireyi görüyoruz. Şöyle düşünün bir silindir var normalde ama siz buna üstten baktığınızda sadece bir daire görürsünüz. Bunun gibi. Silindirler şekildeki gibi deponun çevresine ve birbirine teğet olacak biçimde sıralanmıştır. Silindirlerin üzerine 1, 2, 3 doğal sayıları oklar yönünde sayı atlanmadan yazıldığında boyalı silindirlerin üzerinde yazan sayıların toplamı kaç birim olur? Şimdi arkadaşlar bir kere hemen şunu görmemiz lazım. Örnek sadece bu kadar olsaydı. Bakın ne oluyor? 2 tane çember var. Yarıçapları 1, toplam çap uzunlukları 2. O zaman karenin bir kenarı 2 olurdu. Şey, 4 ee, olurdu pardon. 2 2 4 olacak. 3 tane ee, silindir birbirine teğet olsaydı karenin uzunluğu ne olacaktı? 6. O zaman dolayısıyla burada karenin kenar uzunluğu 30 birim olduğuna göre burada aslında kaç çember varmış? 15 çember. Çünkü bir tanesinin çapı 2 birim. Haliyle burada da 15 çember var. Burada da 15 çember var. Burada da 15 çember var deyip 60 dediyseniz soru zaten yanlış olmuştur. Neyi görmeniz lazım? Buradaki 1 2 3 4 tane arkadaşlar silindir ortak. Sonuçta 1 hem bu satırın hem bu satırın aynı elemanı. Buradaki yine aynısı. Buradaki yine aynısı, buradaki yine aynısı. Dolayısıyla arkadaşlar 4 tanesini fazladan saymış olursunuz. O yüzden ne yapmanız lazım? 60'tan 4'ü çıkarmalısınız ki burada toplam 56 tane arkadaşlar silindir varmış. Birden başladık böyle geldik. Şurası arkadaşlar kaçıncı silindirdir ona bakalım şimdi. Normalde bunu ortak saymasaydık 15 artı 15'ten 30 derdik. Ama bir çıkarırsak demek ki 29 numaralı silindirmiş o. Sonra arkadaşlar burada da birden başladık böyle. En son hangi silindire geldik? Buraya. Mavi ile olan bu son silindirimizde arkadaşlar toplam 56 tane silindir olduğu için 56 numaralı silindirdir. Böylece bunları çıkarırsak geriye çıkarırsak pardon toplarsak 56 artı 29'dan 85 oluyormuş bunların toplamları E şıkkı. 63 tane kartın 1'den 63'e kadar olan ardışık tam sayılarıyla numaralandırılmasıyla oluşan renk kartelesindeki ilk N kart yani şurada görmediğimiz düzendeki N kart 2 renk ile boyanmış. Sonrakiler bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar 3'er renkle boyanmış. Bu karteladan numaraları toplamı 183 olan ardışık numaralı kartlar çıkarıldığında 2 renk bulunan kartlardaki toplam renk sayısı 3 renk bulunan kartlardaki toplam renk sayısına eşit olmaktadır. Buna göre kartelada iki renk barındıran kart sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Hemen aslında tüyoyu da vermiş. Bakın ardışık bu üç kartın toplamı hakikaten 183 yapıyor. Fark ettiniz mi? Zaten burada biraz sayılarla aramızın gerçekten iyi olması gerekiyor arkadaşlar. Böylece biraz daha kolay fark edersiniz olayları. Bunun için de tabii ki soru çözmeye devam edin. Merak etmeyin. Bir süre sonra sizin de işlem kabiliyetiniz artar. Ee, düşünün düşünmeye çalışın sürekli kafa yorun gittikçe zihninizin açıldığını göreceksiniz haliyle 183 arkadaşlar kaç tane kartın toplamı 3 tane elimizde kaç tane kart vardı 63 kaç tane kaldı 60 tane kaldı o zaman x tane kart bilmiyoruz bu arkadaşlar iki renkten oluşuyor yani toplamlarında 2x tane renk var sonra diğeri de arkadaşlar 60-x olsun toplam sonuçta 60 kartımız var ya Bunlar da arkadaşlar üçer renkten oluşuyor. Toplam sayısı da birbirine eşitmiş renklerin. Böylece 2x eşittir 180 eksi 3x. 5x eşittir 180. X de buradan arkadaşlar kaç geldi? 36. Yani cevabımız D şıkkı oldu. Birazcık böyle denklem bilgisi de var. Denklem bilgisi, denklem kurma bizim için çok değerlidir arkadaşlar. Ben özellikle sorularda bakın mümkün olduğunca tek bilinmeyen yapıyorum. Birisine x birine y demekten ziyade birine at x birine 60 eksi x demek bana daha mantıklı geliyor. N bir pozitif doğal sayı olmak üzere 1'den n'ye kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 eşitliğini sağlamaktadır. Bunu zaten bilmemiz gerekiyor. Birden 99'a kadar olan doğal sayılar aşağıdaki şeklin birim karelerine belli bir kurala göre yazılıyor. Bütün karelerdeki sayıların toplamı A olduğuna göre sarı karelerdeki sayıların toplamının A cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada 1'den 9'a kadar olan sayılar sonuç olarak var. Evet düzen böyle sağdan sola doğru artarak gitmiş. 3'er 3'er artmış. Ama sonuç itibariyle 1'den 99'a kadar olan sayıların toplamı 99 çarpı 100 bölü 2'dir. Yani 99 çarpı 50'dir bunların toplamı. Şimdi... Sarı kareler nasıl bakın? 2, 5, 8, 11, nokta, nokta, .98 Kaç tane satır var onu anlayalım. 98'den 2'ye kadar terim sayısı nasıl bulunur? 98-2 eksi bölü 3 artı 1 Yani 33 tane terim varmış. 2'den 98'e kadar olan sayıların toplamı nasıl bulunur böylece? Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı olan 33 Buradan da ne geldi? 50 çarpı 33 Dikkat edin. Burada arkadaşlar 50 çarpı 33 99 çarpı 50'nin kaçta kaçı? 3'te biri. Bu A'ydı arkadaşlar. Demek ki bu da A bölü 3'müş. Cevabımız D şıkkı oldu.